Anne. Hı? Birkaç gün sende kalabilir miyiz? Elbette kalırsınız ama sebebini öğrenebilir miyim? Suratını asma hemen. Bir şey demedim, merak ettim sadece. Pek yanıma sokulmazsın da. İnanın ben de bilmiyorum. Siyasi bir olay. Berrin kaçırıldı. Peşine düştüm ben de. Onu kurtardım. Çatışma falan yaşandı. Kalmakta olduğumuz ev güvenli olmaktan çıkınca orayı boşalttık biz de. Öyle mi olmuş? Amine'yi aldım. Çıktık sana geldik. Ben çay koyayım. Siz de ister misiniz? Evet, sağ ol. Alındı galiba. Kim bu kız? Sevgilin mi? Yok anne. Bir arkadaş işte. Siyasetten. Siyasetten ama senin siyasetlerinden haberi yok anlaşılan. Ne demek istiyorsun sen anne? Berrin'in adı geçtiğinde kızın tüyleri kabardı. Görmedin mi? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Benim işe gitmem lazım. Ben de çıkacağım. İşlerim var. Arabayla bırakırım seni nereye istersen. İyi olur. Birazdan dönerim. Nereye gidiyorsun? Dedim ya işlerim var. Arkadaşlarla evi terk ettiğimizi söylemem lazım. Senin neyin var? Endişeli görünüyorsun. Senin için endişeleniyorum. Berrin'i görmeye gidiyorsun değil mi? Bu seni ilgilendirmez. Doğru. Beni ilgilendirmez. Bu Amina'nın sana bakışı hiç de öyle siyasetten bir arkadaşmış gibi değil. Benden söylemesi. Aman anne. Ben burada ineyim. Öncelikli konu, benim ve Amina'nın kaldığı ev artık güvenli değil. Polis biliyor. Amina ve ben evi terk ettik. Bütün arkadaşlara da iletelim, artık orası kullanılmasın. Zaten dün gene basmışlar evi. Polis mi? Kim olduklarını öğrenemedik. Tam polis olduklarını sanmam. Üniformalı değillermiş. Sivildirler. Bilmiyoruz. Neyse siz tam zamanda ayrılmışsınız evden hiç değilse. Evet. Arkadaşlar, daha uzun soluklu, halk üzerinde etkili olabilecek, heyecan yaratacak bir eylemlilik sürecine girmemiz lazım. Bir sonraki toplantıda bu konuyu ayrıntılı olarak ele alalım. Herkes hazırlığını, çalışmalarını bu yönde yapsın. Biz gidebilir miyiz? Tamam, gidebilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Amine'ye bildirilmesi lazım gelen bir talimat var. Aslında bu seni de ilgilendiriyor biraz. Amina'nın Filistin'e dönmek üzere yarın yola çıkması isteniyor, öyle mi? Öyle. Artık orada çalışacakmış. Evet. Yani hep mi? Evet. Ben söylerim. Formalite de olsa evlisin işte. Ne olacak şimdi? Amina gidiyor. Gidiyor mu? Filistin'e dönüyor. Yarın. Artık orada çalışacak. Hep mi? Hep. Yani? Yani bundan böyle formalitelerin lüzumu olmayacak. Ahmet, benim eve dönmem lazım.
Daha erken, henüz gitme. İnan ben de seninle kalmayı istiyorum ama evden taşınıyoruz. Bir sürü iş var. Neden taşınıyorsunuz? Ya. Babam bizi evden kovdu. Tanıyorsun işte babamı. Benim yapabileceğim bir şey varsa... Yok. Sağ ol. Biz hallediyoruz. Emine, ne yapıyorsun sen? Gel yanıma. Koynunu al beni. Seni seviyorum Ahmet. Seni istiyorum. Aklını mı kaçırdın sen Amina? Evet, aklımı kaçırdım. Beklemekten. Duygularımı bastırmaktan, sana o kadar yakınken uzak olmaktan delirdim. Ben hiç fark etmemiştim. Gözüm beni hiç görmedi ki. Yani bunca zaman sen hep... Bunca zaman, evet. Ben hep seni sevdim. Ama ne oldu birdenbire? Önceleri bir tek ben vardım. Kağıt üzerinde de olsa, formalite de olsa senin karındım. Hep senin yanındaydım. Umudum vardı. Ama şimdi tek değilim. Başka biri var. Berim var şimdi. Ve ben yarın gidiyorum. Çok uzaklara. Belki de bir daha seni hiç göremeyeceğim. Seni Berim'le bırakacağım. Seninle birlikte geçirebileceğim bir tek bu gece var. Ne olur. Hayatım boyunca saklayacağım bir anı ver bana. Bana bunu çok görme. Emine yapamam. Bunu yapamam. Anla beni. Berin'i seviyorum ben. O bunu biliyor mu? Evet. Ama evli olduğunu da biliyor. Kağıt üstünde evli olduğumu ama bunun benim için hiçbir anlam ifade etmediğini de biliyor. Anlıyorum.